merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizlere Pino toprak nem sensörü ile tanıştıracağım. Toprak nem sensörü toprağın içerisindeki nem miktarını veya az miktardaki sıvının seviyesini ölçmek amacıyla kullanılabilir. Çatal şeklindeki iletken uçları toprağa batırılarak toprağın nem miktarı ölçülür. Bu miktar bağlı olarak da 0 ile 1023 arasında farklı değerler üretir. Peki sensör kartımız Pino karta nasıl bağlanıyor? Sensör kartının üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunmaktadır. Yine Pino kart üzerinde aynı renklere sahip kapılardan herhangi birine bağlantı yapabilirsiniz. Bağlantı kablosunu alarak 8 numaralı kapıya sensörümü bağlıyorum. Siz 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Şimdi USB kablomla pino kartımı bilgisayara bağlayacağım. USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise pinoya bağlıyorum. Pinoyu kodlayabilmek için emblok programını açıyorum bilgisayarımdan. Pino ile ilgili kodlara ulaşabilmek için Pino eklentisini indirmem ve bir programı kurmam gerekiyor. Uzantılara gelip uzantıları yönet diyorum. Burada karşıma çıkan pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve Pino eklentisini indir diyorum. İndirme işlemini tamamlanınca kapat diyerek çıkabilirim. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir eklentiye ihtiyacım olmadığı için uzantılardan diğer eklentileri kapatıyorum. Şimdi kartlar menüsüne gelerek Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Bağlan menüsüne gelip Pino kartımız seri portunu bağlıyorum. Burada sizin bilgisayarınızda farklı değerler çıkabilir. COM3, COM5, COM7 gibi. Bu tamamen Pino kartınızın USB ile hangi porta bağlandığı ile ilgili. Hemen COM6'yı seçtim. Son olarak bağlam menüsünden aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi en blok yazılımıyla kartımızın haberleşmesini sağlar. Ayrıca kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bunları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bir kez bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer programda kodları doğru yazdığınıza eminseniz ve bağlantıyı da doğru yaptıysanız ama hala sorun yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Yükleme bitti işlemi geldiğinde kapat diyerek çıkış yapıyorum. Robotlar sekmesine gelerek toprak nem sensörü ile ilgili kodumu bulmam gerekiyor. Pino toprak nem değer oku kodunu aldım. Öncelikle burada dikkat etmem gereken şey hangi kapıya bağlantı yaptım. 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Toprak nemin değerini kukla üzerinden okuyacağım ben. Ama isterseniz veriden bir değişken oluştur diyerek Değişken üzerinden de okuma yapabilirsiniz. Görünüme gelerek merhaba de kod bloğunu alıyorum. İçerisine toprak nem değer oku kodunu yerleştirdim. Bu değerin sürekli okunmasını istediğim için kontrol sekmesine giderek sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Bir olaya bağlamak isterseniz de olaylar sekmesine giderek bir olay alabilirsiniz. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Şimdi yeşil bayrağı tıkladım. Sensördeki direnç ile nem ters orantılıdır. Yani ortamdaki nem azaldıkça direnç artacaktır. Şöyle iki adet toprağım var benim. Önce kuru toprağa batırarak değer alıyorum. Şöyle yüksek değerler veriyor. Hemen toprağı biraz değil fazlaca ıslattık. Yani topraktaki nemi arttırmış olduk. Evet, topraktaki nem miktarı arttığı için daha düşük değerler verdi. Şöyle kuru toprağı aldığımda ise daha yüksek değerler verdiğini görebiliyoruz. Siz de toprak nem sensörünü kullanarak çiçeklerinize bir çiçek sulama projesi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü orkidenin nem ihtiyacı ile kaktüsün nem ihtiyacı aynı değil. Toprak nem sensörü sayesinde toprağın nemini ölçerek çiçeklerinize uygun çiçek sulama projeleri yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.